Herkese merhaba. Korkukolik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Korkukolik kanalına abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Bu videoda sizlere 2019 yapımı Velvet Buzzsaw isimli filmden bahsedeceğim. Acaba sanat dünyası karışıyor mu? Bu filmimizde karışacak olan bir resim sanatı dünyasına adım atacağız. Birkaç film önce anlattığım filmde de müzik dünyası ile ilgili bir korku filminden bahsetmiştim size. Netflix yapımı filmlerde böyle bir furya mı başlayacak acaba? Hadi hayırlısı. Bu filmde bir sanat galerisinde çalışan insanların ve onların tümünün yapmacık halleri sizi sinir edebilir. Ki beni etti. Her kaprislerine ve marjinal hallerine kendi aralarında alışık olan bu insanlar kendilerini normal insanların takıldığı, hatta normal insanlara göre bir tık daha fazla kaba olan insanların barında kendilerini bulunca nasıl da şaşkına dönüyorlar. Filmin feminen karakteri olan Jack Gyllenhaal bir sanat eleştirmenini canlandırıyor. Galiba biseksüel bir karakter olmalı ki evinden eksik olmayan harika popolu siyahi erkeklerin yanı sıra çatır çatır yatağa attığı iş arkadaşı olan bir kız da var. Filmin korkutucu tarafına gelecek olursak pek öyle aman aman bir sahne beklemeyin. Oyuncu kadrosu gayet sağlam olan filmin oyuncularına verdiği önem kadar efektlerine, hikayesine falan da önem verseymiş daha keyifli bir film olabilirmiş. 2 saat süren filmin en sevdiğim oyuncusu tabii ki Toni Collette oldu. Bok gibi paralar kazanılan bir sanat galerisinde işler bayağı yoğun gitmektedir. Anlaşmalı eleştirmen tablolar hakkında iyi yorumlar yapar ve bu yorumlara güvenen hiçbir boktan anlamayan sanatsever tipler ise bok gibi paralar akıtır. Ve bu tablolar çatır çatır satılır. Ve bir gün galeride çalışan kızlardan biri apartmandaki komşularının cesedini bulur ve polise haber verir. Ceset kaldırılır ve ölen kişinin evinde bir not bulunur. Benden geriye hiçbir şey bırakılmasın. Bana dair her şey yok edilsin. Ölen kişi bir ressamdır ve tabloları bu kız tarafından keşfedilince evine gizlice girer ve tüm eserlerini kendi evine götürerek çalar. Bu eserleri satmaya karar verirler. Fakat bir süre sonra bu eserlerle bağlantılı olan herkes tek tek ölmeye başlar. Bu eserlerin ardındaki ölümcül sır acaba nedir? Hadi siz bunu düşüne durun, ben de kendime yeni bir film açayım. Herkese iyi seyirler. I can't save you.